İlk yarışmacımız Deniz Bey. Bugünün tek bey yarışmacısı ve daha öncesinde Benjamin'i tokatlamış. 9400 puanla hevesi kursağında kalmış bir yarışmacı. Bilendik. Evet. Şimdi ben de sizinle birlikte bilendim. Ne olursa olsun. Dostluğumuz baki. Üçüncü evet. defa denersiniz efendim. Bugün şampiyon olamaz. Benim tabii ki. Değil mi? Aynen Değil Mi? Öyle. Zaten üçüncüde de hayır var derler. Aynen öyle. O yüzden yani şu 9400'ün üzerine çıkmaya yönelik bir evet. uğraşımız olsun. Katılıyorum. Kazanmak, kaybetmek, şampiyon olmak çok önemli değil. Katılıyoruz. Değil mi? Gelsin mi peki? Gelsin. Derin bir nefes ve buyurun ilk soruya. Zeytin biçiminde kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte. İyi de. Olur mu? İyi de. Beyaz unlu tadı mayhol. Yemiş. Ve o yemişin ağacı. İyi ağacı. Uçtu gitti. Yine bunun gibi. Bunun kadar olmasa da uzun bir soru var. Buldum diyorsanız lütfen susturun beni. Tamamdır. Buyurun gelsin. Diyor ki yalıtım ve estetik... Sıvah. Ama... Olur mu? Sıva. Olmaz olur mu? Yalıtım ve amacıyla yapı duvarlarına katman halinde uygulanan harç. En sevdiğim yarışmacı bana soruyu okutmayan <laughs> yarışmacı. Aynen devam. Buyurun gelsin. Bunun gibi buna benzer bu anlamlarda bir sıfat. Bunun gibi buna benzer. Nasıl bir şey istiyorsun? Bunun gibi buna benzer. Andıran değil. Yok. Onun gibi değil. Bunun Aha. gibi. Bunun gibi harf alayım. Alırız bir tane be ne olacak? Ö harfi. Böyle. Olur. Ve 400 puan birden kazandım. Tamam. Bu beş harfler biraz uğraştırır gibiydi zaten. Şu da biraz naftalinli. Tamam. Dur bakalım kulağınıza daha önce gelmiş mi? Efendim ağzı sıkı. Ketum. Sır saklayan çok güzel Deniz Bey. Harika Deniz Bey. Buyurun 6 harfli cevapların ilkine. Burada takılacağınızı düşünmüyorum. Uzun bir soru yine. Hem bir tartı aletinin adıdır hem de 44 okkalık eski Baskül bir... Baskül. Dikkat. Kantar. Daha mı güzel? Kantar. Bence de öyle. <laughs> 44 okka. Baskül zaten Fransızca kökenli. Doğru. Uçtu gitti. Şimdi yine Arapça kökenli eski bir kelime. Bakın kantar bilinir. Evet. Nuri Kantar filan da sayesinde herkesin dağarcığında vardır. Bu artık biraz uçuyor gibi geldi bana. Hmm, anladım. Ama muhtemelen siz biliyorsunuz da artık kullanımı oldukça azaldı. Demek anladım. istediğim şey o. Son altı harfli cevap. Kişiye ait özel anlamında Arap kökenli bir sıfat Şahsi bu. değil. Değil. Ferdi. Değil. Değil. Kişiye takılmayın. Kişiye takılmayın. Özel. Özel. Hı. Mesela özel araç. Hususi. Hususi araç gayet güzel. 2900 oldu kasa bir tanecik harf aldık. 9700'e doğru ilerliyoruz. 7 harfli cevapların ilki Deniz Bey'in sevdiği tipte sorulardan efendim. Tanımlama sorusu. Buyurun gelsin. Bir bilim dalının anatomi beden yapısı gövde yapısı anlamında da kullanılan adıdır. Anatomi. Kesinlikle öyle. Bir de ki hanımefendilerin elleri ağrıdı mı alkışlamaktan? Hayır, keyifleri yerinde. 9700'e nasıl ulaşırız diye plan yapıyorlar. Siz de daha aşağı düşmeyin o zaman. Tamam. Neredeyse yarısı mastar. Yedi harfi tamam. bir kelime Tamamdır. mekmak diye bitmekte. Mecazi anlam devrede. Asıl anlamı var bu mecazi anlamı. Buyur. Mecazen kurtulmak yakayı sıyırmak. Yırtmak. Yırtmak. Veya çok para kazanıp köşeyi dönmek. Yırtmak. Bununla da ilgili sohbet ettik sizinle. Fransızca kökenli bir sözcüktür evet. dedim. Ama bulunduğu ortamlar pek frankofon ortamlar değildir dedim. Buyurun. Peki. Doğuyla ilgili doğuyu anımsatan. Oriental. Kelime anlamı bu. Ve 800 puan kazandırıyor size. Elinde 5 tane soru kaldı. Süreye bakın. 2 dakika 45 saniye. 1 dakika 15 saniyede buraya gelmişsiniz. Süreye bakmamıştım. Hiç. Bakmayın zaten. <laughs> Bakmadığınızda daha güzel ilerliyoruz maşallah. Yani bu 9700'ün üzerine neredeyse 2 dakika gibi bir sürede arttırabilecek durumdayız. Ama diyelim ki herhangi birinde takıldık. O süreyi harcayın bitirin. 0 saniye kalsın ama 100 puan geriye düşmeyelim. Tamam. O daha güzel alışveriş. Tamam. Şimdi iki kelimeden oluşuyor efendim elimdeki sorunun cevabı. Her ikisi de batı kökenli bu kelimedir. Tamam. Buyur. Seçeneksiz yemek listesi. Fix menü. Fix menü 800 puan değerli. 9 haftadır 2 kelimeden oluşur. Bu bittikten sonra 3 soru kalacak elimizde. Buyurun gelsin. Doğal gaz veya petrol gibi gaz veya sıvı aktarı boru hattı mı için kurulmuş olan şebekeye boru hattı deniyor. İşte o korktuğumuz soru. Sürücülükle ilgili Sürücülükle ilgili olan. Bakalım. Aslına bakarsanız pratik zekanızla bunu da rahatlıkla çözebilirsiniz. Neden? Muhtemelen duymuşsunuzdur. Yani etrafınızdaki şoförler filan sizin çok deneyiminiz olmasa da bahsetmişlerdir. Ama gelişen teknolojiyle birlikte şu hmm. ASR'ler, ABS'lerle birlikte bunun ihtimali azaldı. Tamamdır. Hmm. Bir bakalım. m tek kelime. Tamamdır. Frenler tuttuğu halde taşıtın kayması. m kayma gibi bir kelime arıyoruz biz. Anladım. Harf alayım. Alalım mı? Aldık Anladım. bir tane. Ondan sonra bir düşüneceğiz. Sonunu zaten tahmin ettiniz. Yani kayma değil. Değil tabii ki değil. Durma. Tek kelime zaten aradığımız şey. Onu unutmayalım. Hmm, tek kelime mi? Tek kelime, tek kelime. Mema diye bitmekte. Frenler tuttuğu halde taşıtın kayması. Frenler tuttuğu halde taşıt nasıl kayar Deniz Bey? Geri doğru. Hayır. Ha yok. İleriden... Hayır yani, taşıt bir hareket halindeyken evet. Frene bastım Frenler tuttu ama Taşıt kaydı Taşıt kayıyor Pati atar döner Hayır pati atarsa başka bir şey yok hmm, Anladım Tekerlekler dönerse pati hmm. Bu tekerlekler kitlendi. Tamam Ama Sürükleniyor. Kayıyor Kaymak Yuvarlanıyor Bir harf daha alalım Bir ya. harf daha al. Hadi bir tane daha aldık Kaymak Kaz Ha gayret Kaz. Aa. Tekerlekler kayıyor. durdu ama taşıt devam ediyor yoluna. Kayıyor taşıt. Çünkü kazın sürtünme katsayısı az. Yolun sürtünme katsayısı az. Kay yok kaymak değil, kazınmak değil. Kez, kiz. Vaktimiz var. Kuz, koz. Köz. Vaktimiz Hiç var. Hiçbir harften çıkaramadım. Harf alayım bir tane Şimdi daha. şöyle biraz hani kelimeyi bulmak yerine şöyle düşünelim. Kaymak. Tamam sürtünme katsayısı az bir yüzeyde kaymak. Tamam. Yani otomobil adeta bir şey haline gelmiş. Ne <laughs> haline gelmiş? Kayan şey haline gelmiş. Kaydırak? Kaydırak değil. Yüzeyin de sürtünme katsayısı. Mesela yani kışın falan çok yaşanabilir bu. Değil mi? Buz tutar yerler. Tamam. E, tamam. Kaymak, buz tutmuş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir harf daha bir aldık Aldı bir tane daha bu arada son 30 saniyeye giriyoruz <laughs> l'den sonrasına kızaklama kızaklama 500 puan yerinde Efendim tebrik ederim sizi. Bakın Ulaş. baştan çok muhteşem bir performans sergilediğiniz için çok talihsiz bir soruydu ama çok rahat bir şekilde atlatabildiniz. Elde kalan 27 saniyede şu son iki soruyu cevaplama yetecektir. 9400 olmayacak. Biliyorum. Ama 9300 olabilecek durumda. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Işık cümbüşü yaratan... Havai Fişek. Eğlenceli şey. patlayıcı. Havai Fişek. Hava Burada da takılırsak ekinde takılırız. Harf tamam. almayın ama. Tamam. Harf almayın birkaç tane söyler sonuca ulaşırsınız. Tamamdır. O bin puana ihtiyacımız var. 9300'ün peşindeyiz. Haydi Deniz Bey. İki kelime. Son kullanma tarihi dolmuş. Dolmuş. Eski tarihli. Anlamında bir sözcük dolmuş. dizisi. Geçmiş. Hımm iki kelime. Geçmiş. Son kullanma tarihi geçmiş. Vade yok. Geçmişse ya. Eğer... Geçmiş ikinci kelime. Heh. Geriye kaldı dört harf. Evet. Neyi geçmiş? Süre, bu sütün, bu peynirin kullanım tarihi, süre, maya, dünmüş. Tadı, dünmüş, dün. Günü günü. Günü, günü geçmiş. Günü geçmiş. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Tekrar aynı şeyi söylüyorum başlamadan önce söylediğim şey. 9300 puan artı 5 saniye efendim. Sizi bugünün şampiyonu yapmasa da şampiyonlara yakışır bir performanstır. O ayarda bir alkış lütfen.